Evet Cem. Akşam gazetesini arıyorum. Heh, ben, heh, burada da var. Şimdi dün Kemal ha. Bey dedi ki bak. Evet. Erken seçim çağrısında bulundu tamam buna bir itirazımız yok. Tamam. E, erken seçim çağrısında bulunabilir hükümeti devireceğini öngörüyor seçimlerde. Yalnız dün bir şey söyledi. Kemal Bey helalleşme çağrısında bulunmadı mı? Evet bulundu. Bulun. Dün ne dedi duydun mu grupta şeyde? Bak ha. ne diyor. Açık ve net söylüyorum bunlar yani AK Partililer gayrimilidir. Bunları destekleyenler de gayrimillidir dedi. Şimdi AK Parti bu ülkenin yüzde Tayyip Erdoğan 52,5'undan oy almış en son seçimde. Şu an anketlerde bile ölüsü yüzde 35-40 gösteriyor ölüsü. Şimdi sen buna gayrimillidir dediğin zaman nasıl helalleşeceksin? Yani Olmaz. bu, yani bunları gayrimillidir, destekleyenler de gayrimillidir diyor. Daha önce AK Parti oy veren öğretmenler öğretmen değildir dedi. Başka şeyler söyledi. Allah, Allah. Valla Kemal Bey şirazesini kaybetmiş hem helalleşeceğim diyorsun. Belli ki partisinden çok tepki geliyor bunları söyleyince. E, bu laflar sadece AK Parti tabanını güçlendirir. Bak işte bu kadar ekonomik sıkıntı var ama deviremiyoruz. Şu i̇şte anketlerde öne geçemiyorsun. Dünkü CHP yakın ankette bile gene AK Parti 35-36 bulmuşlar. Bu kafayla şunu CHP'den hiçbir şey olmayacaktır. Ne seçim kazanabilirler ne öyle zannediyorlar. Zaten kaç Yıllardır yıldır, e, AK Parti var. Kaç yıl 20. oldu? 20. 20 yıl oldu. 20, 20 yıldır ee, CHP... Biz geçtik yani. aynen öyle. <laughs> ee, CHP Atatürk'ümüzün kurduğu bir parti olarak e, herkesin ne kadar ılımlı ve pozitif baktığı bir partiydi. 20 yılda neden hiçbir ilme yakalayamadı? Çünkü bir darbeydi. 2007'deki e muhtırayı destekledi. AK Parti'nin kapatma davasını destekledi. 367 e skandalı vardı. Kapatma onu destekledi. 17-25 Aralık'ta FETÖ'yü eskiden FETÖ'ye karşılardı. 17-25'te FETÖ'yü destekledi. Deniz Baykal kendisine kaset kumpası kuran FETÖ'cülere bu işle ilgisi yoktur diye ağzını açamadı. 15 Temmuz'da darbeciler arasından sessizce gitti Kemal Bey. Daha onlarca şey serim. İşte tezkereye destek vermiyor ya. Ya yurt dışında operasyon yapıyorsun PKK'ya, FETÖ'ye yapmıyor. Şimdi gelinen son duruma bakalım ve yine hatalı ve bahtsız açıklamaları var değil mi? CHP, bak ben çok iddialı söylüyorum. Hayatta iktidar yüzü göremez. Gö bu topraklar onlara, o kafaya iktidar yüzü vermez. Bu kafa olduğu sürece, bu kafayı değiştirirse ayrı değiştirirse ama bu kafayla gittikleri sürece 51 şehirden hiçbir şey alamaz. Bak Erzurum'da %2,5 alıyor. Bayburt'ta %1 bile alamıyor. Niğde'de birçok yerde. Şırnak'ta 0,74. Batman'da 0. Bizim Karadeniz'de ortalama %10-15. En fazla aldığı yerler. Hani %20 aldığı Sebepleri bir iki yer Sebepleri de var. Var. belli diyorsun. Işte. Ya işte Anlattım bu kaf, sebepler. ya bu millet aptal mı? Ama sana 2019 oy vereceğini gösterdi. İyi adayı koyarsan. Evet. Dolayısıyla ama bu gayrimilli yani AK Parti'ye oy verenler gayrimillidir dersen Anadolu'dan bir tane oy alamaz. İnşallah Tayyip in karşısına çıkar da görür seçimler. Hayırlısı diyelim.